Şimdi burada tabii kara para ve kaynağı belli olmayan dediğimizde bu insanlar Türkiye'de piyonlara ulaşıyorlar. İşte onlardan bir tanesi de daha doğrusu son zamanlarda çıktı fenomenler ve görgüsüzler. İşte Dilan ve Engin Polat'la başladı. Güzellik merkezleri vardı. Sıfırdan gelmişlerdi. Şaşa ve şatafat içerisinde yaşıyorlardı. Para gırlaydı. Uçak bile alabiliyorlardı. 20'ye yakın, 20'den fazla arabaları vardı. Evlerin sayısı bilinmiyor. İşte yüzlerce kişiye iş imkanı yaratıyoruz diyorlardı. Sosyal medyada o zenginliklerini gösteriyorlardı. Daha sonra şikayet, bir ihbar, bir operasyon başlatıldı. Şimdi cezaevinde de. Ve onlarla ilgili son bilgiyi vereyim. Avukatları vardı. Ben muhasebecileri olarak biliyordum ama avukatlarıymış. Avukat Ahmet Gün şirket açıp kapama konusunda bunlara yardımcı oluyor. Dün itirafçı oldu. Savcıya dedi ki ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum ve itirafçı olmak istiyorum. Tabii itirafçı olan kişinin yaptığı itiraflar yeterli midir değil midir ona savcı karar verecek. Ne var ki Ahmet Gün ismindeki bu avukatın itirafçı olmasından dolayı başka başka şeyleri de duyabiliriz. Yani neyi duyabiliriz? Sahte faturalar, örgüt hakkında bilgi, dış ayakları hakkında bilgi, bürokrasi ayağında varsa bunları kollayan, siyaset anlamında bunları kollayanlar varsa duyabiliriz. Ama etkin pişmanlıktan faydalanabilmesi için, yani itirafçı olabilmesi için o bilgilerin gerçekten yani kayda dişe dokunur olması gerekiyor. Onun dışında zaten etkin pişmanlığı kabul etmiyor mahkemeler veya savcılık makamı. Tabii bir soru daha. Acaba Dilan ve Engin Polat itirafçı olabilir mi? Çünkü Ahmet Gün'ün ne anlattığını bilmiyorlar. Belki onlar da diyecekler ki bir dakika biz de etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyoruz diyebilirler. Polatların bu arada avukatın dediğim gibi ne tür bilgiler verdiği şu an için çok bilgi sahibi değiliz. Ama bu önümüzdeki günlerde bu ikilinin de konuşmasına neden olabilir. Burada cezaevleri ayrıldı. İkilinin yani Engin ve Dilan'ın cezaevleri ayrıldı. Burası biri Marmara'da kaldı, diğeri de başka bir cezaevine gönderildi. Mesafeli bir cezaevine gönderildi. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Şimdi geldik bununla birlikte Dilan Polatlar bu düğmenin Tekirdağ. Ha Tekirdağ tamam teşekkür ederim. Çorlu evet tamam. Evet oraya şey gönderildi. Şimdi Dilan Polatlarla bu operasyonlar başladı. Ha bunların bazıları görgüsüz. Belki yani kendi kazançları da vardır işlerinde helal parayla yapılmış. Ha bazılarında sıkıntılar olduğu zaten yaşanıyor, biliniyor da veya görülüyor da soruşturmalardan anladığımız. Şimdi bir ses gelecek bakın. Ahmet şimdi bir adliye koridorundan karar verildikten sonra bir kadının efendim tamam. Ama ben bu konuda üstündeyim yani.